Merhabalar arkadaşlar. Bu görsel dersimizde fonksiyonlar ünitesinin sorularını çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk soruyu seçtim. Girişleri yazmıştım, giriş kodlarımızı. Hemen başlayalım. Kullanıcıdan 10 adet sayı alan ve bu sayıların toplamını ekrana gösteren programı toplam fonksiyonuyla tanımlayarak oluşturunuz. Normalde main içine for while döngüsünü kullanarak bu soruyu kolayca yapabiliriz. Ama bu soruda fonksiyon yardımıyla yapalım. Ne diyor? Toplam fonksiyonu tanımlayın diyor. Void toplam. Hemen oluşturduk bir tane. Ne diyelim? Int sayı ve toplam olsun. Ve toplamı sıfıra atayalım. Şimdi diyelim ki burada for. Tabi bunların hepsini gördüğünüz gibi fonksiyonun içinde yapıyoruz. Int i sıfırdan i küçük 10 olana kadar i'yi arttır dedim. Pardon. I'yi arttır dedim. Buraya ne yazalım? Cout sayı gir. Cin'le aldığım sayı dedim. Ardından toplam artı eşittir sayı diyorum. Hani her eklediğim sayıyı toplama ekleyecek. Ardından for döngüsünden çıktıktan sonra da yani 10 sayı girdikten sonra da ekrana bu sayıların toplamı toplam and 90's. Şimdi fonksiyonumuz bu kadar oldu. Şimdi gelelim main içine. Main içine de şöyle bir şey yazalım. Toplam. Main içine yazdığımız tek şey bu. Toplamı çağırdık. Bir çalıştıralım. Hata alacak mıyız? Bir hata gelmedi. Sayı gir diyor. Girelim. Sayılar giriyorum ben. Kaç tane girdim? 8, 9. Son sayıyı da girdim. Bu sayıların toplamı 307 dedi. Şimdi adım adım işleyelim. Ne yaptık bu programda? Önce bir tane void türünde bir toplam fonksiyonu oluşturduk. Toplam adında bir fonksiyon oluşturduk. Tam sayı değişken olarak sayı ve toplam değişkenlerini belirttik. Toplamı 0 yaptık başlangıçta. Sonra dedik ki 0'dan 10'a kadar bir döngü yapalım. Niye? Çünkü diyor ki kullanıcıdan 10 tane sayı alın diyor. Sonra for döngüsünün içine dedik ki sayı gir. Girdi sayıyı. Sayıyı girer girmez toplama ekledi. Mesela i 0'dı. Geldi sayı girdi. Sayı mesela 2 girdi. Toplamımız şu an 2. i'yi 1 arttırdı. İyi artık 1. 1 ondan küçük mü? Evet. Sayı gir dedi. Bir daha sayı girdi. Girdiği sayı tekrar toplama ekledi. Ama 2 değerinin üstüne ekledi. Çünkü toplamımız artık 2. Bu şekilde 10 tane sayı istedi bizden. Ekledi, ekledi, ekledi. En sonunda for döngüsü bittiği zaman geldi buraya. Bu sayıların toplamı dedi. Toplam dedi ve 307 sayısını ekrana yazdırdı. Gördüğünüz gibi her şeyi fonksiyon içinde yapıyoruz. Böylece main kısmı daha sade kalıyor. Mesela void toplam yaptık diyelim. Bir tane de şurada aynı şekilde void çarpım yaptığımızı düşünelim. Bir tane daha fonksiyon. Bunu da gelip sadece şurada çarpım deseydik o şekilde yine çalışacaktı. Gördüğünüz gibi main'in içi çok sade duruyor. Hiçbir karışıklık yok. Her şeyi fonksiyonlar yardımıyla yapıyoruz. Bu yüzden fonksiyonlar önemli. Modül modül çalıştırıyoruz arkadaşlar programlarımızı. Hemen şu ilk soruyu silelim. Soru 2 diyelim.